okul arkadaşlarımın bu nasıl ücret, ben bunu ödeyemem, ben memur çocuğuyum dediklerini görüyorum. Nasıl bir eğitim kurumu öğrencilerine bunu söyletebilir? Nasıl fahiş ücretleri bu kadar geç açıklayıp yatay geçiş hakkımızı engelleyebilir? Bu sizin sözünüze, biz sizin sözünüze güvenerek bu okulu tercih ettik. Sözünüzü tutun, bu fahiş zamları kaldırın. Şimdi sözü siyaset bilimi ve kamu yönetimi 3. sınıf öğrencisi olan Gencebay Ekrem Atalay arkadaşıma bırakıyorum. Görüyoruz ki eğitimi değil, parayı ve ticareti konuşuyoruz. Eğitim ücretlerine %250 zam yapmak yerine eğitim kalitesine %250 zam yapın. Bu karar altına imza atan herkesin bu haksız karardan vazgeçip biz öğrencilere vaat ettikleri zam oranını uygulamalarını istiyoruz. Aksi takdirde bu durum karşısında öğrenciler ve aileleri zor duruma düşecek ve yüzlerce gencin hayallerini yok edeceksiniz. Eğitim kaydını sildirecek ve binlerce genci umutsuzluğa sürükleyeceksiniz. Bizler öğrenciyiz. Ülkemizdeki ekonomik durumun biz de farkındayız. Okulun açıklamalarında öne sürülen ekonomik öngörülemeyen halin faturasını eğitim almak için çırpınan öğrencilere mi kesiyorsunuz? Biz ekonomik çarkın bir dişlisi değiliz, bizler öğrenciyiz. Öğrenci çekmek için pankartlarda, kılavuzlarda, reklamlarda, resmi internet sitelerinde sözlü ve yazılı olarak beyan ettikleri okuduğun süre boyunca yıllık ücret artış oranı %5'i geçmeyecek sözlerini tutmamışlar. Bu cazip şartla kayıt yaptıran onca öğrenci ve velileri resmen kandırmışlardır. Özellikle bu zam oranını tercih dönemi ve yatay geçişler bittiğinde açıklayıp geçmişte yaptıkları %5 propagandalarını kaynaklarından temizleyip amacın eğitim değil ticaret olduğunu iyice göstermiş oldunuz. Tanıtım ve kayıt günlerinde bu ülkenin aydınlık yüzleri sizlersiniz diyerek önünüze çıkan ilk fırsatta bizi karanlığa gömdünüz. Tüm öğrenci arkadaşlarımızın ellerinde belgeler mevcuttur. Siz bunları internetlerden, sosyal medyalardan silerek çocuk mu kandırıyorsunuz, dalga mı geçiyorsunuz? Bugün bitmedi arkadaşlar, bir dakika. Bugün biz ve bizim gibi mağdur edilebilecek genç kardeşlerimiz için buradayız. Biz müşteri değiliz, öğrenciyiz. Hakkımız olanı istiyor ve alana kadar da yılmayacağımızı tekrar ve tekrar belirtmek istiyoruz. Hukuki yollar da dahil tüm yollar ile hakkımızı arayacağız. Burası bir eğitim yeridir. Ne bir ticarethane ne de kar amacı güden bir yer değildir. Bu yanlıştan vazgeçilmeli ve öğrencilerin mağduriyeti giderilmelidir. Sözlerimi Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle bitirmek istiyorum. Gençliği yetiştiriniz. Onlara bilim ve kültürün olumlu fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Özgür fikirler uygulamaya geçtiği zaman Türk milleti yükselecektir. Hepinizi saygıyla selamlıyor ve gelecek Beykent de diyenlere Beykent bizi sömürme diyoruz. Beykent bizi sömürme. Beykent bizi sömürme. Ben emekli adamım. Neyimi istiyor ki vereyim? Haklısınız. Haklısınız. Bütün mücadelemiz bunun için. Uzakta buraya gelmedim ben. Sultanbeyli'nden geliyorum ben. 30 bin lira yol parası verdim. 30 da gidiş 60. 4 milyon maaş alıyorum. Bu devlet nerede o zaman? Bu rektörü kim atıyor? Biz öğrencilerimizi temsilen tekrardan bir görüşme sağlayacağız. Bana diyor git dilekçe yaz diyor, şikayette bulun diyor. Ben nereye bulacağım? Kimi kime şikayet edeceğim ben? Öğrencileri temsil eden öğrenci konseyi başkanı olarak hocalarımızla görüşeceğiz. Buna geri dönüşünü sizlere bildireceğiz. İnşallah. Bir mertebeye ulaşmak için elimizden geleni. İnşallah. Biz de sizi destekliyoruz abi. Buradan da gitmiyoruz. Tek başınıza değil. Gitmiyoruz buradan. Ben de velileri temsilen gelmek istiyorum. Ben veliyim. Bize diyorum ki kız çocukları okusun. Hani kız çocuğu? İşte kız çocuğu. Bu insanların hakkını biz savunmak zorundayız. Kusura bakmasın kimse. Bu çocuklar bu vatanın, bu milletin evlatları. Ortalık malı değil. Kimse bu çocukların gelecekleriyle uğraşamazlar. %300.
Bu parayı ödeyebilmek için ne kadar ödün veriyor veliler? Ve doğal olarak zor durumdayız. Ötesi yok. Bakın sıcağın altında 33 derecede kafamıza güneş geçe geçe bu kadar insan toplanmış ve bunu protesto ediyor. Kimse aklıyla arasında problem olan insan sayısı değildir bunlar. İnsan psikolojisiyle oynamasınlar. Buna müsaade etmeyin. Lütfen rica ediyorum. Şimdi gidebilirsiniz. Kıymetli velilerimiz, öğrenci arkadaşlarım, konuşmamda da belirttim. Hepinizi ayrı ayrı temin ederim ki görüşmeyi hiçbir şey arka planda kalmadan size net şekilde aktaracağız. Bizim tavrımız bize verilen %5 ve %10 maksimum zam sözleri tutulana kadar bu tavırdan aykırı olmayacak. Gerekli bütün hukuki yollar hep birlikte aranacak. İdare mahkemesine hafta içinde gerekli başvurular yapılacak ve sürecin takipçisi olacağız. Beykent Üniversitesi öğrencileri yalnız da değil, sahipsiz de değil, Türk milletinin öz ve öz evlatları. Müsaadenizle görüşmeye gitmemiz gerekiyor. Ben geleceğim sizinle. Bu insan, bakın ben sizin belirse bize kesinlikle amaç ve gaye aynı. Biz bize burada savunacağınızdan şüphemiz, endişemiz yok. Ama ben kendim çünkü 5 gündür buradayım ve 5 gündür karşımda muhatap göremedim ben. 5 gündür her gün buradayım ben. İzninle abi biz bu muhatabı bulmaya gidiyoruz şu an. Ben bu parayı ödeyebilecek güçte değilim ha. O yüzden de buradayım. Biz bu işe uğraşıyoruz. İçin rahat olsun. Tamam ben de geleceğim. Evet. Kalmadık 15 gün sonra. 15 gün içinde ödemek mi zorundasınız? Tabii. Zaruri kayıt süresi 31 Ağustos'ta son ve bütün veliler parayı ödemek zorunda. Aksi takdirde ödemediği zaman hem kayıt yenilenmiyor hem de bir dava hakkına sahip değilsiniz. O yüzden de bu parayı ödemek zorunda. Buradaki insanlar ödeyemediği için buradayız. Bakın bu burada tahmin ediyorum herhalde Beykent Üniversitesi 35 bin öğrencisi var. Burada toplasanız 1000 kişi ancak varız. Ve doğal olarak bu 1000 kişinin ödeyememe ihtimali yüksek olduğundan burada. Aksi takdirde bunu diğer veliler gibi ya da diğer öğrenciler gibi buraya gelip de savunma yapmazlardı diye düşünüyorum. O yüzden çok zor diyorum. Bu insanlar gerçekten zorda. Çünkü biz zor para kazanıyoruz. O yüzden de tercihimiz Beykent'ti. Kaç bin liraya imza atmıştınız? Ben 17 bin liraya imza atmıştım. Şu an ne kadar? 56 bin lira. Ve %300 artış. Ve bu parayı ödeyebilme gücüm yok. Bana göre kayıt yapmanın ben doğru olduğunu bulmuyorum. Nedenini söyleyeyim. Çünkü öğrenciler belli başlı kayıt yaptıkça belli bir kontenjanı doldurduğumuzda dersleri başlatabiliyorlar. Fakat öğrenciler şu an bir olup kayıt olmadıkları müddetçe öğrenci yok. Nasıl dersi başlatacaklar? Mecbur düşüş sağlamak zorundalar. Bence. Buyurun. Hukuk öğrencisiyim. Ben de kimsenin bu ücreti ödememesi gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta burada öğrenci olmadıktan sonra hocalar birbirine ders anlatamayacak. Bu konuda birlikte hareket etmeliyiz. Çünkü davayla vesaireyle herkes uğraşmaz ve büyük ihtimalle çoğu öğrenci hakkını alamayacak orada. Öğretmenleri yanınızda olduğunu düşünüyor musunuz? Yani içten içe yanımızda olabilirler ama yanımızda görmedik açıkçası. Geri alacağımızı söylüyorlar fakat bu ücreti ödeyemeyecek birçok öğrenci var bu okulda. Ve bu okulun fiyatları uygun olduğu için birçok öğrenci bu okulu tercih etti. Bu sebeple bu ücreti ödeyemeyecek durumu olan insanlar bunu ödeyip nasıl sonra daha geri alabilir? İstinye Üniversitesi de yani benzerdi bu şekilde. Ücretleri yüksekti. Bu yüzden dedim ki Beykent hem yakın hem de ücret konusunda daha çok öğrencilere yardım ediyor. Gittim bizzat konuştum ve konuştuğumda çok ikna edicilerdi. Sonuna kadar %5 devam edecek dedi bu şekilde. Artış olmayacak olsa bile %10 en fazla. Aynen. Kesinlikle. Ben şu an yatay geçiş yaptığım için ekstra derslerim de var. Onları da almak zorundayım. Şimdi bu sene bitecek tamam ama ileriki senesi de var benim için. Ve bizim için yaz okulu da yapmıyorlar. Mesela yatay geçiş yapanlara ayrıcalık yapacaklarından da bahsettiler ama bunu da yapmıyorlar. Yani bilmiyorum o kadar inandırıcı konuştuktan sonra, o kadar pankart astıktan sonra, reklam afişleriyle insanların gözlerini bir şekilde kandırdıktan sonra bizi bu şekilde yani hareket etmeleri gerçekten sinir bozucu. Yani şu an ellerim ayaklarım titriyor.
ediyor sinirden. Komite kuralım. Bakın arkadaşlar. Bakın. Ben gerekirse kayıt durdurmayı düşünüyorum gerçekten. Ben yapamam yani. Kayıt durdururum. Mağdur olacaksak da olalım. Yani. Mağdur olacaksak da olalım. Çünkü bu ülkede hiçbir şey hukuki şekilde işlemiyor. Bir katili bile kadına tecavüz ediyor, şey yapıyor. Dışarı salıyorlar. Twitter'la birileri bir şey söylediği zaman içeri alıyor. Hukuk hiçbir şey doğru işlemiyor. Ben gerekirse okula şey olsun. Benim eğitim kariyerimde yakacaksa da ben 35 bin lirayı vermem. Okula da gitmem, hiçbir şey de yapamazlar. Bırak zaten bu ülkede biz 4 senelik mezun olduktan sonra hangi şeyi elimize getiriyorlar ki? Bizim 3. senede zorunlu stajımız vardı, onu da kaldırdılar. Zaten bizi zorla bizi işe sürüklüyorlar. Ben çalışmak zorundayım, çalışıyorum ve şimdi patronumdan zam isteyeceğim ekstra. Online çalışıyorum, şimdi daha çok çalışmalıyım. Yani 4000'e çalışıyorum ben, 4000'e. Online çalışıyorum ama 4000'e, asgari ücretten bile düşük. Şimdi daha fazla zam isteyeceğim ve okulumla birlikte çalışmayı düşünüyordum ben. Ben nasıl yapacağım? Ayrıca benim kardeşim var, küçük kardeşim. O da şu an 11. sınıfa geçecek. Seneye zaten üniversite hazırlanması gerekiyor. Ekstra onun da şeyleri var, kursları var, dershaneleri var. Nasıl yani yapacağız bunu? Özetle istese de ödeyebilecek yani, durumumuz tamam, yok. Bunlara yani. Zam geliyor anlıyorum ama neden kiralara o zaman zam gelmiyor? Kiralara niye %20'den fazla zam gelmiyor yani? Öyle bir durumda söz konusu var. Tamam enflasyon ama madem böyle bir durum olacak önceden bize niye bunu söylemiyorlar? Kaç gün kala söylendi zamlar kayıta? Sen söyle. Valla 3 gün önce falan şey yaptı. Bu haber daha yapamaz lan. Lan bu hukuksuz. Yapamaz. Ne 3 gün önce? Öğlen 12'de açıklandı. Bütün yatay geçişlerin kapandığı, bütün okulların yatay geçişleri kapattığı zaman saat 12'de açıkladılar. Öyle bir zamanlama yaptılar ki hiçbir öğrenci yatay geçiş hakkını kullanamadı. Ne zamana kadar kayıt yapılmak zorunda? Kaç gününüz var? Bazı okullar 15 Ağustos'ta, bazıları 8 Ağustos'ta kapattı. Belge almaya gidiyorum. Bana diyor ki ben sana en fazla 3 gün içinde vereceğim. Şimdi buraya gelmiş biri belge alsın. Ayın 12 zaten. Başvuru bile yapamayacak. Çok kısa bir zamanınız var. Yok gibi. Yok. Hani ben belgemi açıklandığı anda aldım gelmeye. Bugün verdiler. Yeni başvuru yapmaya gideceğim. 15'inde alan adam ne zaman gidecek? 15'inde ayın 12 şey saat 12'ye kadar yapması lazım bunu. Yani Mart ayında, Mayıs ayında açıklamaları lazım bu fiyatları.